Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na müdahil olması önemli. Oradaki süreç nasıl işliyor, hangi aşamada? Bir de bu konuda en çok eleştirilen Güney Afrika değil de Türkiye neden ön ayak olmadı? Buna bir yanıtınız var mı? Şöyle, bu önemli bir konu. Dediğim gibi aslında Filistin'de devam eden problem özü itibariyle güce dayalı bir sorun. Ama burada Türkiye ve diğer ülkeler güç dışında hangi enstrümanları kullanabilir diye bakıldığı zaman diplomatik olarak bunların başında hukuki enstrümanlar da geliyor. Uluslararası sistemde artık her ne kadar eleştirsek de güvenilir olmasa da manipülasyona açık olsa da enstrümanlar bunlar. Bunları bizim var güçle işletmemiz, hayata geçirmemiz gerekiyor. Bir de önemli olan bu kavgayı verirken, hep bu kavgaların doğasında vardır, tarihsel kavgaların doğasında. Girdiğiniz kavgayla ilişki fazla net sonuç çıkmıyor gibi görürsünüz ama o kadar fazla farklı yan etkisi çıkar ki başka kavgalarda, başka platformlarda muhakkak çok işinize yarar. Yani bazen dünyayı değiştirici neticeler ortaya çıkabiliyor. Şimdi burada da Güney Afrika, yani bu başvuruyu yapabilecek en mükemmel ülkeydi. Çünkü Güney Afrika bir ırkçı apartheid rejiminden çıkmış, zulüm ne demek onu yaşamış, onu kamburunu atmış beyaz adamın zulmünü. Bu noktada erdemi ve tarafsızlığı temsil eden, yani biz Filistin meselesinde, Kudüs meselesinde taraf bir ülkeyiz. Yani onun başvurusu son derece temiz bir vicdanı yansıtan, insanlığın vicdanının ayna olduğu bir yer. Yani onun başvurusuyla bu davanın referans olarak alınması aslında Filistin davası için büyük bir şanstır diyorum. Yani bu fevkalade önemli bir şey. Ondan sonra biz ne yaptık? Yani gerek hukukçularımıza diye gerek diğer arkadaşlar. Bu konunun iki tarafı var. Bir hukuki boyutu, bir siyasi boyutu. Siyasi boyutunda da şunu hep işledik biz. Gerek siyasi tedbirler, gerek pratik tedbirler ne alırsak alalım. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız bu konuda o kadar kararlı ki bizim karar alıp uygulamada hiçbir sıkıntımız yok. Biz sadece bir parametreye bakıyoruz. Karar alıp uygularız. Bizim kendi kendimize karar alıp kendimizi tatmin etmemizin dışında, kendi tabanımıza ve ülkemize mesaj vermenin dışında, biz sizi anlıyoruz ve buna göre de davranıyoruz mesajı dışında sorduğumuz daha önemli bir soru var. Attığımız adım hangi ölçüde ne zaman işe yarayacak? Büyük bir parametre bu. Çünkü bu mesele bizim için önemli. Kendi iç siyasetimizin de üstünde ve başka menfaatlerimizin de üstünde önemli bir konu. Yani bizim ciddi olduğumuz bir konu. Şimdi bunu yaparken şuna baktık. Dedik ki başta, yani uluslararası ortaklarımızla hareket edelim. Başta İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve Avrupa Birliği'nin içerisinde bazı gruplar, Latin grubu, Amerika kıtasında bunlar yanımızda bize sempatiyle bakan gruplar. Bazılarını resmi olarak kodifiye ettik, çıkan kararlara geçirdik. Şunları beraber yapalım, bunları beraber yapalım. Burada bir aslında momentum devinim başladı. Bir de şöyle bir şey var. Attığımız adımların zamanlamasını yaparken başkalarından farklı olarak biz bir şey yaptık. Dedim ya, bu meseleyi çok ciddi alıyoruz biz. Askeri, istihbari, ekonomik bütün boyutlarına baktık. Arazideki durumu biliyoruz. Bu öyle 15 günde, 20 günde, 30 günde bitecek bir operasyon değildi. Çok büyük bir zaman dilimine yayılacaktı. Kimse bu kadar olacağını şey yapmıyordu. Biz elimizdeki araçları ve opsiyonları anında hemen kullansaydık elimizde çok fazla bir araç kalmayacaktı ve oyundan düşecektik. Zamana yayıldı. Evet. Zamana yaydık ve bunu yayarken dediğim gibi bir, başkalarıyla nasıl hareket edebiliriz? Bu mesele o kadar el yakan bir mesele ki birçok ülke İsrail konusunda ne kadar nefret ederse etsin yaptıklarından adım atmaktan çekiniyor. Çünkü Amerika'nın ve Batı'nın ürettiği algıdan ve kendi kendine uyguladıkları oto sınırlamadan dolayı ülkelerin. Ülkelerin böyle bir şeyi var. Dolayısıyla bir yerde öncülüğe ihtiyaçlar oluyor. Biz mesela son müdahale kararımızı açıklamadan önce, ki bu talimatımız çok önceden almış Cumhurbaşkanımızdan, yani çalışıyorduk. Siyasi olarak da biz zaten bunun arkasındaydık ama zamanlaması üzerinde konuşuyorduk. En son Riyad'da bir toplantılar serisi olmuştu. Oraya gittiğimde İslam Ülkeleri Teşkilatı, Arap Ligi ortak oluşturduğu temas grubuyla Avrupa Ülkeleri ve Amerika toplantısı vardı. Orada şöyle bir iklim gördüm ben. Dedim ki ya burada gerçekten artık derinleştikçe konularda ve yalnız kaldıkça ilgili mevkidaşlarımın da
bu konuda aslında olumlu düşündüğünü ama herkesin bir yerde bir çekimserlik ürettiğini gördük. Sonra ben geldiğimde Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Aslında tam dedim bizim vaktimiz var. Burada bir öncülük olduğu zaman arkamızdan artık insanlar gelecek. Bizim istediğimiz sadece bizim başvurmamız değil. Bizim başvurmamız bizimle alakalı bir konu. Ama meselenin kendiyle alakalı olanı ne kadar etki oluşturacağımızla ilgili konu. Bu da ne kadar fazla mobilize oluyorsunuz, ne kadar fazla mobilize ediyorsunuz. Hani biraz da oradan hep biz konuya bakıyoruz. Dedim efendim biz şu anda müracaat edersek artık olgunlaştı. Sizin hedefleriniz yerine gelecek gibi görünüyor. Ve müracaatımızdan hemen sonra Libya geldi. Ve birkaç gün sonra da bu konuda aslında en fazla riski taşıyan ülke Mısır çıktı, açıklamada bulundu. Şimdi diğer ülkelerin de bu yönde adım attığını görüyoruz. Artı Türkiye'nin çabaları neticesinde biz iki devletli çözümü çok fazla öne çıkardığımız için en baştan itibaren yani artık bu sorunun çözümünün bir standart kalıbı haline geldi. Hatırlayın birinci, ikinci Gazze savaşlarında yine o zaman konunun içerisindeydim. Temel öncelik her zaman için ateşkesti. Ama doğru. Biz bu sefer şu yaklaşımı geliştirdik. Ya biz bu savaşı daha önce gördük. Ateşkes tek başına problem değil. İki devletli çözüm olmadığı zaman biz tekrar daha büyük bir başa döneceğiz. Onun için bunun yanına hemen iki devletli çözümü koyalım. İki devletli çözümün de önceden alınmış dersleri var. Oslo süreçlerinden itibaren gelen. Oradaki derslerimizi de çıkardık. Yanına eklemelerimiz oldu. Dolayısıyla burada böyle bir strateji geliştirdik. Şimdi Batı'nın bütün gücüyle inşa ettiği ve son 70-80 yılını verdiği bir meseleyi biz aslında İslam dünyası olarak bir kısmı daha yeni yeni devletleşme sürecini taramış İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri gibi ülkelere dünya yani yeni yeni kafasını kaldırıyor. Türkiye çok kadim bir ülke. Türk strateji kültürü yüzyıllardır meydanda olan bir kültür. Ama etrafınızdaki müttefikleriniz gerçekten bu konuda biraz daha yeni yeni baş veren ülkeler. Dolayısıyla burada bir öncülük yapmamız, bir koordinasyon halinde olmamız gerekiyor. Bunu da büyük bir hassasiyetle ve farkındalıkla yürütmeye çalışıyoruz. Şunu merak ediyorum. Şimdi mutlaka Uluslararası Adalet Divanı bir karar verecek bu dava sürecinin sonunda. Belki İsrail'i suçlu bulacak, işte Netanyahu'yu suçlu bulacak ama bu kararın somut bir çıktısı olacak mı? Şimdi bu süreci hatırlıyoruz. Adalet Divanı... Esastan görüşme kararı aldıktan sonra da bir ara karar açıklamıştı aslında. Orada da İsrail yönetimine yönelik bir takım yaptırımlar vardı. Ama gördük ki İsrail yönetimi hiç o tarafa bile bakmadı. Bildiğini okumaya devam etti. Şimdi bir sonuç karar çıkarsa, İsrail suçlu bulunursa bunun bir somut çıktısı olacağını düşünüyor musunuz? Bu tekrar Güvenlik Konseyi'ne taşınacak olan bir karar olacak. Onun oylamasıyla yaptırımların ve zorlayıcı tedbirlerin alınması gündeme gelecek eğer bir karar alınırsa. Şu aşamada Amerika'nın pozisyonuna baktığımız zaman, İngiltere'ye, Fransa'ya baktığımız zaman bir şeyin hayata geçmesi güç gözüküyor. Ama bunun üreteceği maliyet çok büyük bir maliyet olacak. Yani bu sistem 1946'da 55 devletle kurulan bir sistem değil artık. 193 üyeli büyük bir sistem ve bu 193 üye artık giderek farkındalığını, gücünü, etkisini artıran ulus devlet aktörlerinden oluşan bir uluslararası sistem içerisindeyiz. Uluslararası sistem zaten karmaşık, zaten yönetilmesi zor. Tekrar çok kutuplu bir savaş ve rekabet durumuna dönmek üzereyiz. Amerika ve Batı için bu yani farkın yani hesaplamaları çok güçlü stratejik sonuçlar getirecek.